Sezon bereketli başladı, fiyatlar düştükçe düştü. Balık tutkunlarının keyfi yerinde. Özlemiş misiniz balığı? Gayet özledik. Hayırlı uğurlu olsun, bol bereketli olsun. Ne alacaksınız? Bugün ustamızın tavsiyesi kofana. Av sezonunun başlamasıyla birlikte balık tezgahları artık ışıl ışıl. Şu an tezgahları en çok süsleyen balıksa torik oldu. Torik'in kilo fiyatı son 4 günde 7'de 1'ine düştü. Dip fiyat yaptı, yani çok bu kadar etki yapacağını biz düşünemiyorduk. Çünkü şu torik'in tanesi 750 TL'ydi. Dün tanesi, bu balığın kilosu 150, tane 300 lira denk geliyor. Bugün bu tanesi 2 kiloluk balık 150 TL. Dünden bu yana yarı yarıya düştü. Evet. En çok özlediğiniz balık hangisi? Valla denizden ne çıksa yeriz. Hamsiyi tercih ederim toriktense. Palamutu da beklerim ama. Hepsi olabilir. Torik'in yanı sıra istavrit, mezgit ve hamsi tezgahlarda oldukça bol. Hamsinin kilo fiyatı her gün biraz daha düşüyor. Dün 100'e vurdu, 100 liraya. Bugün 50 TL. Yarın belki 3 kilo 50 olacak. 20'ye kadar düşer böyle giderse. Biz sürekli tüketiyoruz zaten. Av sezonunu beklemeden de yiyoruz ama av sezonunun açılması tabii balık fiyatlarının düşmesi anlamında önemli. Hamside de bolluk var. Ancak şu an için hamsiler biraz yağsız. Tam da bu sebeple balıkçılar ızgara yerine hamsi tavanın zamanı olduğunu düşünüyorlar. Mısır ununda, hafif yağda, böyle bol yağ değil, bu şekilde pişecek. Ocağımızı yaktığımızda 3 dakika sürüyorsa diğer ters tarafı 30 saniye. Yani 1 dakika sürmemesi lazım. Bu şekilde. Bak, diğer tarafı pişti. Lokum loku. Bu garibanın dostu. Torik içinse hafif yağda ızgara ya da tava en çok tercih edilen. Şu an tava daha lezzetli olur. Aynı şekilde mısır ununa buladıktan sonra tavamıza diziyoruz. Balığın hafif ateşte pişmesi çok önemli. Hızlı açmasınlar. Palamut veya torik tavamız hazırdır böyle. Ancak ustaların bir önerisi daha var. Torik plaki. Doyurucu, sağlıklı ve bir o kadar da lezzetli. Hakiki tereyağında çeri domatesi, arpacık soğanı, sarımsak, defne yaprağı, yani bu farklı bir lezzet. Kokusu bile insanı mest ediyor. Hafif bir krema da kullanıyoruz. Torik'imizi de attık. 5 dakika sürmeyecek. Zaten balık hemen pişiyor. İşte sadece 15 dakika içerisinde hazırlanan bir yemek. Torik plaki. Üzerine atılan kaşarla birlikte ortaya işte bu şekilde bir şaheser çıktı. Merdivenleri dayadılar, örümcek adam gibi saniyeler içinde tırmandılar. İtfaiyeciler bu kez yangına değil, madalyaya koştu. Geçmiş olsun. Nasıl geçti? Çok yorucuydu. Elimizden geleni yaptık ama bakalım. İnşallah ileriki yıllarda onlara Türk'ün gücünü göstereceğiz. Görüntüler İstanbul'da düzenlenen Uluslararası İtfaiyeciler Dünya Şampiyonası'ndan. 22 farklı ülkeden toplam 450 itfaiyecinin katıldığı yarışların bugün ilk günüydü. Ortalama 5-6 aydır hazırlanıyoruz ama tabii Rusların ve Belarusların çok eskiden yaptığı bir spor. Biz de yeni yeni ısınmaya başladık. Rakiplerimiz güçlü ama biz de varız. Türkiye adına 10 kadın ve 10 erkek olmak üzere toplam 20 itfaiyeci katıldı. Yarışların ilk gününde itfaiyeciler kancalı merdivenle bina görünümlü eğitim kulesine tırmandı. Bulunduğumuz parkurda hemen karşıda 3 katlı bir bina var. İşte itfaiye erleri bu binanın en yüksek tepesine ellerindeki merdivenlerle en kısa sürede çıkmaya çalışacaklar. Önce erkek itfaiyeciler sahne aldı. Kuleyi saniyeler içinde tırmandılar. Nasıldı? Ya bu işi yapmak için seneler gerekiyor. Çok iyi olmadı ama ilerleyen yıllara göre güzel şeyler çıkar inşallah. Madalya çıkartılabilir ama bu kulvarda biraz zor gibi gözüküyor ama diğer kulvarlarda çıkabilir. Ardından görev kadınlardaydı. Şampiyonanın en zorlu parkurunda tehlikeye göğüs gerdiler.
En son merdiven gibi duruyor. Neden? Yani teknik istiyor, çok fazla teknik istiyor. O yüzden rakiplerde biraz dişli bakalım. Hiçbirimiz atlet değiliz ama belli bir sporcu geçmişliğimiz var ve itfaiyeciyiz. Yani zaten atletik ve şey olmak zorundayız. Yani güçlü olmak zorundayız. Şampiyona 4 gün sürecek, salı günü ödül töreniyle son bulacak. İtfaiyeciler sırasıyla 100 metre engelli, 4x100 metre ve motopomp branşlarında yarışacak. Her biri tonlarca ağırlıkta. Her gün evlerin, ekili arazilerin üzerine düşüyor. Mahalleli adeta taş yağmurundan şikayetçi. Gece yattım burada, kalktığımızda patlatmaca göçecek diye korkuyoruz. Buraya eve geldiğimizde yağmur evin içine akıyor. Şey kırıldığından, kiremit kırılmış, bir de tavan kırılmış. Denizli Honaz'a bağlı Aşağı Dağdere Mahallesi'nin yakınlarına 2009 yılında taş ocağı kuruldu. İşte o gün bugündür mahallede huzur kalmadı. Aşağı Dağdereliler iddialarına göre yıllardır korku içinde. Kontrollü patlamalar sırasında ocaktan fırlayan taşlar arazilere, hatta evlere düşüyor. Patlattıkları zaman aynı deprem olmuş gibi şey oluyor. Irlanıyor. Irlanıyor. Hayır, belki her şey burada yatıyormuş olay, tavamıza bilebilirdik taş. Kiremirde kırmış, tavanı deldi. Yağmurda haberimiz oldu. Biterlik lazım bana. Herkes şikayetçi. Daha önce futbol turnuvalarının düzenlendiği mahallede vatandaşlar huzurla futbol oynamak bir yana, yürürken bile tedirgin. Görmüş olduğunuz gibi kale direğimiz falan düşen, patlatmadan sonra düşen taşlardan dolayı kırıldı. Bu taşların hepsi futbol sahamız taş sahası oldu. 300 kişinin yaşadığı mahallede halk taş ocağının kapatılmasını ya da farklı bir yere taşınmasını istiyor. Site bahçesindeki yeşil alana müteahhit bina yapmak istedi. Müteahhit firma çalışanlarıyla site sakinleri birbirlerine girdi. Görüntüler İstanbul Üsküdar'daki bir sitede kaydedildi. Yaşanan arbedenin nedeni de firmanın sitedeki yeşil alanlara başka bir bina inşa etmek istemesiydi. Bu sefer çok saldırgan geldiler. Hiçbir şekilde bizi dinlemediler. Ben durdurmaya çalışınca dozer kafamdan aşağı bir kepçe koptu. Toprağa başımdan aşağı gitti. Eşim de bana yumruk attılar. Ne mahkeme kararı dinliyorlar ne de hak hukuk dinliyorlar. İlçe belediyesinin aldığı parsel kararına site sakinleri 2021'de itiraz etti. Uzlaşmaya varılamadı, dava Danıştay'a taşındı. Ancak iddiaya göre müteahhit firma, yürütme kararının durdurulması ve yargı sürecinin devam etmesine rağmen site duvarlarını yıktı. Müteahhit firma sabah saatlerinde arkada gördüğünüz gibi 3-4 tır ve konteyner getirip 3-4 de iş makinasıyla duvarları yıkarak bu araziye girdiler. Site sakinleri burada halk kendi direnişini yaparak bu yıkıma ve doğa katliamına engel olmaya çalışıyor. Arbede polis müdahalesiyle son bulurken olay yerine çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi. Alana barikat kurularak yıkım durduruldu. Bugün 3 Eylül günlerden pazar. Star Ana Haber'le karşınızdayız. Nefeslerimizi tuttuk. Yüreğimiz 2 saat sonra şampiyonluk için sahaya çıkacak Filenin Sultanları ile efendim. Amirli kadın voleybol takımımız 2023 SEV Avrupa Şampiyonası'nda final maçı için Sırbistan'la karşılaşıyor. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki final maçında voleybolcularımız sahaya dünya sıralamasında 1 numara olarak çıkıyor. 1,5 ay önce 2023 Milletler Ligi şampiyonluğunu kazanıp büyük bir başarıya imza atan milli voleybolcularımız bu akşamki maçtan da galip ayrılırsa tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşacak. Kalbimiz, gönlümüz, dualarımız Filenin Sultanları'yla.
Efendim geçelim günün diğer gelişmelerine. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'da tekne kazası geçirip ağır yaralanan Sabancı çiftini bugün tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. İş insanları Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Geçmiş olsun dileklerini de iletti. Yunanistan'da geçirdikleri tekne kazası sonrası İstanbul'a getirilen ve halen tedavi altında bulunan iş insanları Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın bugün önemli bir ziyaretçisi vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabancı çiftine tedavi gördükleri hastanede geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hastane kapısında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türk-Amerikan İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ve Ali Sabancı, Vuslat Doğan Sabancı çiftinin yakınları karşıladı. Ziyaret sonunda da Cumhurbaşkanı'nı makam aracının kapısına kadar yine onlar uğurladı. Çifte geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, doktorlardan sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastane kapısının önünde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Türk-Amerikan İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Değişim tartışması, genel başkanlık yarışı, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylıkları derken CHP yeni haftaya da yeni bir tartışmayla başlıyor. Bu kez polemiğin odağında danışman krizi var. Daha önce AK Parti'den Batman Belediye Başkanı adayı olan Perinaz Mahpeker Yaman'ın ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçiminden hemen önce Kılıçdaroğlu'na danışman olarak katıldığı ortaya çıktı. Asıl tartışma yaratan konuysa Yaman'ın sosyal medya mesajları efendim. Laiklik ve Kemal Kılıçdaroğlu karşıtı paylaşımları gündeme gelince skandal danışman yorumları yapıldı. Kılıçdaroğlu ise atamayı kabul etti. Mesajlarını bilseydim elbette atamazdım dedi. Perinaz Mahpeker Yaman yaptığı açıklamada ise tartışılan mesajları kendisinin atmadığını bildirdi. Yanında çalışan personelin suçlu olduğunu ima etti. Değişim tartışmalarıyla bir süredir gündemde yer alan CHP'de danışman krizi çıktı. Daha önce AK Parti'den Batman Belediye Başkanı aday adayı olan Perinaz Mahpeker Yaman'ı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur seçimlerden hemen önce 26 Mayıs'ta danışman olarak atadığı öğrenildi. Yaman'ın daha önce paylaştığı sosyal medya mesajlarında laiklik ve Kemal Kılıçdaroğlu'na karşıt paylaşımların gündeme gelmesi tepki çekti. Tartışmaya ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gazeteci Fikret Bila'ya açıklama yaptı. O günler koşullarında araştırma yapacak zamanım yoktu. Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım. Bir arkadaşım tavsiye etti. AK Parti kadın kollarında çalışmış. Hayatın gerçeğini görmüş, CHP'ye geçmek ve CHP için çalışmak istiyor dediler. Parti sözcüsü Faik Öztrak sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. 4 Haziran tarihinden itibaren genel başkanımız tüm danışmanlarının görevini sona erdirmiştir. O tarihten sonra MYK üyesi arkadaşlarımız tarafından da ifade edildiği gibi medyada tartışılan ismin danışmanlığa atanması söz konusu değildir. Perinaz Mahpeker Yaman da sosyal medya hesabından o mesajları kendisinin atmadığını bildirdi, telefonunu zaman zaman sosyal medya şifreleriyle birlikte yanında çalışan personele verdiğini söyleyerek Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi. Her şeyden önce benim üzerimden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan son derece yakışıksız suçlamalar için buradan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür diliyorum. Bütün samimiyetim ve inancımla söylüyorum ki o tweetleri ben yazmadım. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer de Yaman'ın danışman yapılmasına tepki gösterdi. Laiklik karşıtı, Atatürk düşmanı bir kişinin hem de kadın ve aile politikalarından sorumlu danışman olarak bulunması, görevden alınmış dahi olsa kabul edilemez. Memur ve memur emeklisi için 2024'te uygulanacak zam oranları belli oldu. Gözler emekliler için yapılacak maaş iyileştirmesine çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilerin serzenişlerini farkındayız. Gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız açıklamasının ardından meclisin Ekim ayında çalışmaya başlamasıyla düzenlemenin gündeme gelmesi bekleniyor. Maaşlarda seyyanen artış yapılması ya da taban maaşla iyileştirme ele alınan formüller arasında. Masadaki üçüncü bir ihtimal ise efendim emeklilere iki bayramda verilen ikramiyenin bir defaya mahsus bu yıl
3'e çıkması. Emeklerimizden gelen serzenişlerin farkındayız. İnşallah bu konuda da gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız. Memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme zammı belli oldu. Artık tüm gözler emekli maaşı düzenlemesi için atılacak adımlarda. Ekim ayında meclisin açılmasıyla çalışmaların hızlanması bekleniyor. Emeklilerimizin beklentilerini de göz ardı etmiyoruz. Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Gündeme gelen formüllerden birisi seyyanen artış. Özellikle 7500 liranın altında maaş alanlar başta olmak üzere belirlenecek bir miktarla seyyanen artış yapılabilir. Memurlara geçtiğimiz ay 8077 lira seyyanen artış yapılmıştı. Bir başka formül ise taban maaşın yeniden belirlenmesi. Nisan ayında yapıldığı gibi bir ara formülle taban maaş yükseltilebilir. Bu durumda düşük maaş alanlar için yeni bir seyyanen artış gündeme gelmiş olur. Emekliler için ara zam konuşulurken ek olarak bir ikramiye ödenmesi de gündemde. Yaklaşık 17 milyon emekli her Ramazan ve Kurban bayramlarında iki kez ikramiye alıyor. Bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bir üçüncü ikramiye ödenmesi de ele alınan başlıklar arasında. Bir kereliğine ödeneceği belirtilen ikramiyenin 5000 lira olabileceği kaydediliyor. Emeklileri sevindirecek düzenleme için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor. Sağnak gece başladı. Sabah saatlerinden itibaren Samsun sele teslim oldu. Yollar çağladı, mahsur kalanlar boğulmaktan yüzerek kurtuldu efendim. Büyük hasar gören kentte tek teselli can kaybı olmaması. Heyelan geldi, vatandaşı yuttu. Mucize kurtuluş kameraya yansıdı. Samsun'da akşam başlayan yağmur çok şiddetliydi. Kente 150 kilogramı aşkın yağış düştü ve sel felaketi de böyle oluştu. Sel nedeniyle Baruthane mahallesinde heyelan meydana geldi. O an kameraya da yansıdı. Caddedeki bir kişinin üstüne tonlarca çamur aktı. Neyse ki ayağa kalkmayı başarıp güvenli bir noktaya geçti. Bir başka kişi ise sele böyle kapıldı. O da kurtulmayı başardı. Suyun ortasında kalan bir motosikletlinin de imdadına çevredekiler yetişti. Suyla dolan alt geçitte mahsur kalan araçtaki 3'ü kadın 4 kişi de yüzerek kurtuldu. Su var mıydı siz geçerken? Vardı ama geçeriz. Şehir merkezindeki bir mahallede ise yol çöktü. Araçlarda büyük hasar oluştu. Bütün yağmurlarda böyle oluyor bu mahallede. Bunu ne zaman yapacağınız diye kaç defa mahalle olarak biz bunları aradık. Bunlar bunlardan ilgilenmedi. Şehrin birçok noktası su içindeydi. Ev ve iş yerlerini, hatta özel bir hastanenin acil servisini su bastı. Bulunduğumuz yerde yüzlerce dükkan tamamen sular altında. Bir tane vilajör gelmedi sabahtan beri. Gece saat 2'den beri buradayız. Ben kaç tane sayarsan say baba. Kaç tane sayarsan say. Aha burayı gör. Aha arka tarafı gör. Merfezler tıkalı. Şuraya bak ya. Şuranın haline bak. Burası da bir mobilyacı dükkanı bakın. Buradaki mobilyalar da tamamen sular altında kalmış. Görüyorsunuz. Ham madde olan mobilyalar şu anda suyun içinde yüzüyor. Dizlerime kadar sular içerisindeyim. Burası bir lokanta. Lokantanın içine de girmeye çalışıyoruz. Bulunduğumuz iş yeri bakın. Şu anda adeta havuza dönmüş vaziyette. Geçenki seneler aynı mağdur yaşadık. Geçenki seneler aynı mağdur yaşadık. Üçüncü oluyor abi. Burası da özel bir hastanenin acil servisinin girişi bakın. Burası da tamamen sularla dolmuş vaziyette. Gördüğünüz gibi içeriye girmek mümkün değil. Samsun'da bir esnafsa tepki için suya girdi. Yüzerek sele dikkat çekmek istedi. Samsun valisi yağışın gece boyu süreceğini söyleyip vatandaşlara teyakkuzda olun uyarısı yaptı. Sadece Samsun değil, Giresun, Sivas, başkent Ankara, Denizli, Uşak ve daha birçok kentte de sağanak sele neden oldu. Müzik
Dört bir yanları alev alev yanıyor. Kıpkırmızı kor çevrelerini sarmış. Ekipler duman kapanında söndürme çalışması yürütmeye çalışıyor. Dehşet veren görüntü Muğla'daki orman yangını sırasında kayda geçti. Orman yangınlarını söndürmekle görevli ekiplerin nasıl büyük tehlikelerle karşı karşıya kaldıkları da belgelendi. Ekip alevle mücadele ediyordu. Bir anda ateş çemberinin ortasında kaldılar. Bu görüntü iki gün önce Muğla'daki orman yangınında kaydedildi. Sakarya'dan yangınla mücadele için gönüllü giden ekip alevlerin arasında kaldı. O anları kaydettiler. Neyse ki ekip bu ateş tuzağından kazasız belasız kurtulmayı başardı. Bursa Mudanya'da ise dün öğleden sonra orman yangını başlamıştı. Çok rüzgar var. Yangına karadan ve havadan müdahale edildi. Yangın çıkan noktaya yakın evler tahliye edildi. Vatandaşlar büyük ve küçük baş hayvanlarını güvenli noktalara götürdü. Yangınla mücadele için kara ekipleri de seferber oldu. Korkusuzca kızıl alev kara dumanın arasına girdiler. O anlar da kameradaydı. Havanın kararmasıyla gece görüşlü 4 helikopter yangınla mücadeleye devam etti. Sabah saatlerinde ise nefes aldıran haber geldi. Yangın kontrol altına alındı. Adana'nın Yüreğri ilçesindeki çift tabancalı saldırıyı dün ekranlarınıza taşımıştık. Kovboy filmlerinden çıkmış gibi ellerindeki iki tabancayı peş peşe ateşleyen katil bir kişiyi öldürmüştü efendim. O olayın üzerinden 36 saat geçmişteki aynı sokaktan ikinci saldırının haberi geldi. Bugün de 16 yaşındaki bir genç kurşun yağmuruna tutuldu. Polis iki olay arasındaki bağlantıyı araştırıyor. Motosikletten inen silahlı saldırgan iki silahını da ateşlemiş, 42 yaşındaki adamı sokak ortasında infaz etmişti. Kanlı saldırı daha aydınlatılamadan aynı yerde silahlar yine ateşlendi. Bu kez 16 yaşındaki çocuk başından vuruldu. Peş peşe yaşanan silahlı saldırıların adresi Adana'nın Yüreğri ilçesindeki Çukurova Caddesi'ydi. İlk saldırının hedefi olan 42 yaşındaki İbrahim Taşkıran bir süre önce cezaevinden çıkmıştı. Sosyal medya hesabından "Artık bu mahallede silahsız gezmek istiyorum ama hiç güvenli değil" mesajı paylaşmıştı. Önceki günse cep telefonuyla konuşurken silahlı saldırının hedefi oldu. Üstelik o şüpheli çift tabancalıydı. İkisini de peş peşe ateşledi. Gerçekleştirdiği kanlı infazın ardından kaçtı. Vurulan Taşkıransa hayatını kaybetti. O saldırının üzerinden 36 saat geçmeden aynı caddede ikinci saldırı haberi geldi. Bu kez hedefteki 16 yaşındaki bir gençti. Motosikletiyle seyir halindeyken üzerine ateş açıldı. Başından vurulan genç kanlar içinde yere yığılırken saldırganlarsa kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı genç hastaneye kaldırıldı. Polis saldırının intikam amaçlı yapıldığı üzerinde dururken peş peşe yaşanan saldırıların arasında bağlantı olup olmadığı araştırılıyor. Felaketin adresi İstanbul Maltepe. Motosikleti süren genç 22, arkasındaki kız çocuğu da 14 yaşında. İkisinde de ne kask var ne de koruyucu ekipman. Süratle ilerleyen sürücünün önündeki aracı geçmek için yaptığı hatalı manevra hayatına mal oldu. Kontrolden çıkan motosiklet yolun sonundaki demir bariyerlere sürttü. Üzerindekiler yola düşüp savruldu. Korkunç kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Yaşananları arkadan gelen otomobildeki kamera kayıt altına aldı. Önündeki otomobili sollamak için hızlandı, motosikletin hakimiyetini kaybedip bariyere çarptı. 22 yaşındaki motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği korkunç kazayı arkadan gelen aracın kamerası kaydetti. Adres İstanbul Maltepe. 22 yaşındaki sürücü Mahmut Alperen Bölükbaşı arkasında oturan 14 yaşındaki kızla seyir halindeydi.
Her ikisinin de kaskı yoktu. Her ikisi de koruyucu hiçbir önlem almamıştı. Bölükbaşı önündeki aracı kontrolsüz bir şekilde geçmek için hızlandı. Hatalar zinciri kazayı getirdi. Motosikletteki iki genç hızla tel bariyerlere çarpıp sürüklendi. Yerdeki yaralıların yardımına sürücüler koştu. Hastaneye kaldırılan bölükbaşı yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 14 yaşındaki kız çocuğunun tedavisi ise sürüyor. Öte yandan bir kazada İstanbul Kartal'da yaşandı. Arkadaş motorla geliyordu. Motor bir anda kaydı. Motor kayınca arkadaş motorun üstünden düştü. Şurada arabanın altına çok kötü girdi. Motor yaklaşık bir 100 metre daha sürüklendi. Yani inanın şu an ben bile etkisindeyim, hala çıkamadım. Kazada ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Sol şeritten süratle geldi. Önündeki araçları geçebilmek için en sağ, hatta emniyet şeridine geçti. İstanbul'da sorumsuz sürücünün hatalar zinciri emniyet şeridinde park halinde bulunan taksiye çarpmasıyla sonuçlandı. Ölen ya da yaralanan olmaması ise tamamen şans. Soldan geldi, sağa girdi, emniyet şeridindeki taksiye çarptı. Hızla yoluna devam etti. İşte o anlar. Olay Maltepe'de Cuma günü saat 7 sıralarında Maltepe D100 Karayolu Gül Suyu mevkiinde yaşandı. İddiaya göre hatalı ve kontrolsüz şerit değiştiren hafif ticari aracın sürücüsü emniyet şeridine daldı. Park halindeki taksiyi fark ettiğinde artık kaza kaçınılmazdı. Hatalı sürücü emniyet şeridinde bekleyen taksi ve seyir halindeki otomobile çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler yardım etmek için durdu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi. Turizmin başkenti Antalya'da yabancı uyruklu iki grup adeta meydan savaşına tutuştu. Taş ve sopalarla birbirlerine girenler ortalarına dalan bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Öldüresiye birbirine saldıranlar polis sireni duyulunca ortadan kayboldu. Demir çubuklarla, sopalarla birbirlerine saldırdılar. Acımasızca kavgaya tutuştular. Kavgacılar otomobil altında kalmaktan da son anda kurtuldu. Antalya'da yabancı uyruklu iki grup karşı karşıya geldi. Nedeni bilinmiyor ancak çok öfkeliydiler. Meydan savaşı gibi birbirlerine saldırdılar. Kimi demir çubuk kullandı, kimi ise sopa. İki tarafta adeta öldürmek için vuruyordu. Bu sırada sokağa giren bir sürücü kavgacıların arasından hızla geçip gitmek istedi. Sonuna kadar gaza bastı. Az daha kavga edenleri ezecekti. Kısa süre sonra polis sirenleri duyulunca kavga sona erdi. İki grup ara sokaklara kaçıştı. Evlilik hazırlığı yapan gelin kına gecesinde vuruldu. Onu yaralayan güya kutlama için havaya ateş atan bir maganda. Kan içinde yere yığılan talihsiz kız hemen hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahaleyle hayata tutundu. Güvenlik güçleri şimdi gelini vuran düğün magandasının peşinde. Kına gecesinde ateş açtılar. En özel günlerinden birini hastanede noktaladılar. Eline kına yakılan gelin vuruldu. Kırşehir Çiçek Dağı'na bağlı Köseli köyünde kına gecesi vardı. Gelinin eline kına yakıldı, davetliler oyunlar oynadı. İşte o sırada havaya da ateş açıldı. 28 yaşındaki gelin bir anda kan içinde yerde kaldı. Havaya ateş edenlerden birinin tüfeğinden çıkan saçmalar isabet etmişti. Yaralı gelin ambulansla hastaneye yetiştirildi. Herkes panik halindeydi. Gelin ilk müdahalenin ardından Yozgat'a sevk edildi. Neyse ki hayati tehlikeyi atlatmıştı. Jandarma havaya ateş açıp kına gecesini zehreden magandanın tespiti için harekete geçti.
Bakan gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nda. Merakla beklenen Ağustos ayı enflasyon oranında. TÜİK açıklamayı yarın yapacak. Temmuz ayında %47,8 olarak gerçekleşen yıllık enflasyonun Ağustos'ta hangi yönde seyrettiği de ortaya çıkacak. Ekonomistlerin açıklama öncesi tahminleri yukarı yönde. Beklenti yıllık enflasyonun %56'ya çıkabileceği şeklinde. Yarınki açıklama öncesi İstanbul Ticaret Odası da İstanbul'daki fiyat artışlarını araştırdı. Buna göre mega kentte geçen ayın zam şampiyonu taksimetre. Hatırlayacaksınız, açılış ücreti 40 liradan 70 liraya çıkmıştı. Kilometre fiyatı da zamlanmıştı. İstanbul'a fiyat artışında taksiyi kıyafet izledi. Giysi fiyatları %60 arttı. Gıdada zam şampiyonu ise fasulye. Bu oranlarla İstanbul'un yıllık enflasyonu %74'ün üzerinde. Kimse şaşırdığını düşünmüyorum. Normal karşılamıştır herkes. İstanbul'da geçen ayın zam şampiyonu taksi ücretleri oldu. Onu kıyafet izledi. İstanbul Ticaret Odası, İstanbul'da perakende fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. Buna göre şampiyon taksi ücretleri. %75 ile Ağustos ayının zam şampiyonu taksiler oldu. Bir taksinin açılış ücreti 40 lirayken 70 liraya çıktı. Onu %60'lık zam oranıyla giyim izledi. Her şey zamlandı, maliyetler arttı. Mecbur almak zorundayız. Her şeyin fiyatı arttı zaten. Yani çok da şaşırmıyorum artık zamlara. Üçüncü sıradaysa gıda sektöründen fasulye var. Ağustos ayında gördüğü zam oranı ise tam %59,18. Yaklaşık bir ay önce 22-23 lira olan fasulyenin kilosu şimdi ortalama 60 lira. %30 da gelir, %40 da gelir, 50 de gelir. Kafayı takmaya gerek yok. Hep gelir abi. Çok gelmiş. Bu ne? Listenin dördüncü sırasındaysa ulaşım var. İstanbul'da şehir içi otobüslerde tam bilet fiyatı %51'lik zamla beraber 9 lira 90 kuruştan 15 liraya yükseldi. Birçok yüksek, her şey yüksek şu andaki. Ekmekten, suya, elektrikten, her şeye ama her şeye. Kimse şaşırdığını düşünmüyorum. Normal karşılamıştır herkes. Ve son olarak fiyatı en çok gerileyen ürün. O da domatesten başkası değil. %17,16 gerileyen domates fiyatı ortalama 6 liraya düştü. Efendim, yaz başında ikinci el araç fiyatları sıfır araçların bile üzerine çıkmıştı. Yaz bitti, tatil geçti. Alınan önlemlerin de etkisiyle ikinci el fiyatları da geriledi. İkinci el araç satışlarının durma noktasına gelmesiyle fiyatların daha da inmesi bekleniyor. Tatil sezonu bitti, ikinci el araç piyasasında denge değişti. İkinci el araç fiyatlarında düşüş başladı. Bir önceki satılan bir araba 1 milyon liraken şu an aynı araba 900 bin liraya, 950 bin liraya kadar düşmüş durumda. Bir düşüş yaşanıyor aslında ama bu düşüş gerçek bir düşme değil. Çünkü sıfır araç fiyatları sürekli artıyor. Geçtiğimiz aylarda sıfır araç bulmak neredeyse imkansız hale gelmiş, ikinci el araç fiyatları ise sıfır fiyatının üzerine çıkmıştı. Bir ara dönem dengesizliği yaşandı bu aradan dolayı. Şu an Ticaret Bakanlığımızın aldığı önlemlerden dolayı gerileme ve normalleşme adımına başlandı süreç. Alınan ilave tedbirler de ikinci el araç piyasasını etkilemiş görünüyor. Örneğin işte 2020 model olan bu araç yaklaşık bir ay önce 1 milyon 50 bin liradan satışa çıkarılmıştı. Ancak bugün ise bu aracın fiyatı 1 milyon liraya kadar düştü. Tatil sezonunun bitmesiyle de ikinci el araç fiyatlarındaki düşüş hissedilir seviyeye ulaştı. Düşüşün bir sebebi de bu ara olan düşüş piyasanın istikrarsız olması, dövizin ve borsanın yani piyasanın değişken olması. İnsanlar bilmiyorlar nereye gideceğini, ne olacağını bilmiyorlar ve bu durgunluktan dolayı da biz buna mal bozdurma deriz. İhtiyaçtan dolayı düşük fiyata arabalarını satıp ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar. Bu parayı kullanmak ihtiyaçları var. O yüzden ama bu gerçek ikinci elin düşüşü değil. Peki fiyatlardaki gerileme piyasayı hareketlendirdi mi? Maalesef yok. Böyle bir hareketlilik yok. Düştüğü halde hareketlilik yok. Yani bu düşme zaten geçici bir şey. Bu normal olacak. Normale dönecek. Çünkü sıfırlar düşmüyor ki. Her ay bazen ayda bir kere iki kere artış oluyor.
kalorifer borusuyla duvar arasındaki o incecik boşluğa bir bacağıyla kolunu soktu. Bir daha çıkaramadı. Ailesi ne yaptıysa 4 yaşındaki oğullarını o aralıktan çekip almaya başaramadı. Korku içindeki gözleri zaman zaman yaşaran küçüğü sonunda itfaiye özel ekipmanlarıyla kurtardı. Şu elini bacağına. Hiçbir şey yok. Tamam mı? Şaşkınlığı ve korkusu yüzünden okunuyor. Zaman zaman gözyaşlarını tutamıyor küçük çocuk. Nasıl yaptı bilinmez, oyun oynarken bir bacağı ve kolu kalorifer borusuyla duvar arasına sıkıştı. Ailesinin çağrısıyla adrese gelen itfaiye ekibi dakikalar süren uğraş sonunda 4 yaşındaki çocuğu sıkıştığı yerden çıkarttı. Yürekleri ağza getiren görüntüler Kırıkkale'den. Oyun oynayan çocuğun bacağı kalorifer borusuyla duvar arasına sıkıştı. Aile paniğe kapıldı. Çocuğu sıkıştığı yerden çıkaramayınca Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istediler. Şu elini bacağına. Hiçbir şey yok. Tamam mı? Adrese gelen itfaiye ekibi önce çocuğu sakinleştirmeye uğraştı. Ardından özel makinelerle kalorifer borusunu gevşetip çocuğu sıkıştığı yerden çıkarmayı başardı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İstanbul Sazlıbosna Barajı kuruyunca bazı kısımları bataklığa dönüştü. O çamur deryasına saplanıp kalan bir köpek ölümün eşiğine geldi. İmdadına oradan geçmekte olan iki arkadaş yetişti. İki yardımsever zavallı köpeği çamur deryasının içinden büyük güçlükle çekip aldı. Ha gayret, ha gayret. Heh. Ama o şekilde de bırakamazdık onu. Sonuçta bir canlıydı. Canlı olması bizim için yeterliydi. Bataklığa dönen Sazlıbosna Barajı'na saplanıp kaldı. Yardımına şans eseri onu gören vatandaşlar koştu. Tamam, tamam. Arkadaşlar bakın. İstanbul Arnavutköy'deki Sazlıbosna Barajı suyun azalması sebebiyle bataklığa döndü. Oradan geçmekte olan bir köpekse bataklığa saplanıp kaldı. Hareket edemiyor, havlayarak yardım istese de kimse duymuyordu. Ha gayret, ha gayret. Heh. Ancak şans eseri oradan geçen bir arkadaş grubu onu gördü. Önce bölgeye yardım çağırdılar. Ancak iddiaya göre kimse gelmeyince Ayhan Şenses tüm cesaretini toplayıp o çamur deryasına girdi. Ve köpeği bir kütük yardımıyla oradan çıkarmaya çalıştı. İlk başta kurtaramadım. Sonra gittim bir tane büyük bir ağaç parçası buldum. Onunla çıkarttım. Bakın arkadaşımız şu an köpeği kurtarmaya çalışıyor. Bakın bir arkadaşımız da buradan tekrar suya daldı. Aslanım Ali yürü be. Bakın köpeği şu an kurtarmaya çalışıyorlar. Evet. Ve nihayet yorgun, aç ve susuz kalan köpek battığı yerden kurtarıldı ve koşarak oradan uzaklaştı. Çok korkuyorum köpekten. Normalde şu şekilde parçaladılar beni. İnsanlık olarak insanlığımızı yaptık, yerine getirdik insanlığımızı. Efendim, kimi can kurtarma derdinde, kimi hırsızlık peşinde. İstanbul Esenyurt'ta bir kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına koşan genç, onu hastaneye gönderip geri döndüğünde elektrikli bisikletinin çalındığını fark etti. Polise başvurdu ama hırsızlık kör noktada olduğu için sonuç alınamadı. Zararı büyük ama söze ben insanlık görevimi yaptım, yine yaparım diye başlıyor. Elektrikli bisikletinin bir an önce bulunmasını istiyor. Koyarken orada çalındı. Kaza yapanların yardımına koştu. O yardım ederken bir başkası onun akülü bisikletini çaldı. Olay Esenyurt'ta Gökevler Mahallesi Beykent metrobüs durağı yakınlarında yaşandı. İddiaya göre bir otomobil bir motosikletliye çarptı. Kazayı gören Serkan Duygu akülü bisikletini köprü altına park ederek yardıma koştu. Bir tane aracı kullanan hanımefendi motosikletli bir tane gence vurdu. Ben de insanlık namına arkadaşı kaldırdık, şu köşeye koyduk, güvenliğin olduğu kulübenin oraya kaldırıp koyduk. Yaralılar ambulansa alındı. Duygu üst geçide bıraktığı akülü bisikletini almak için gittiğinde yerinde olmadığını gördü. Akülü bisikletimle şu köşeye bisikletimi koyarken orada çalındı ve bunun için kolluk kuvvetleri polis arkadaşlarını aradığımda tutanak tutuldu, edildi. Kamera kayıtlarına baktık. Hemen polise haber verildi ancak köprü altı kameraların görüş alanında değildi. Kör noktada olduğu için
göremediklerini ifade etti ve bana karakoldaki arkadaşlar bulamadıklarını ifade ettiler ve böyle bir yazı verdiler. Duygu bir an önce akülü bisikletinin bulunup kendisine getirilmesini istiyor. Bu yazının anlamı da şu: biz hırsızı bulamıyoruz, siz hırsızı bulun, bize haber verin. İlginç görüntülerden derlediğimiz bir dünya turuyla devam ediyor Star Haber. Molozların arasından gelen ağlama sesini duydular, hemen o tarafa yöneldiler. Tonlarca ağırlığındaki betonun altından 9 aylık bir bebeği böyle çekip çıkardılar. Yüzü yara bere içindeki minik bebeğin enkazdan kurtuluş anları bunlar. Görüntüler Cezayir'den. 5 katlı binadaki gaz sıkışması patlamaya neden oldu. Çöken binanın enkazında kalan minik bebek, molozların arasındaki küçük bir boşluktan böyle çıkarıldı. Bahçeye girdiklerinde suyla dolu havuzun içinden çıkmaya çalışan geyiği gördüler. Bir ileri bir geri yüzüp kendine yol bulmaya, dışarı çıkmaya çalışıyordu. Come on, silly. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nden. Polisin desteğiyle kurtulan geyik önce silkelendi, sonra da açık bulduğu kapıdan koşarak uzaklaşıp gitti. Şehrin birçok noktasında gri langur maymunlarının gerçek boyutlardaki posterleri asılı. Nedeni ise çevredeki diğer tür maymunları korkutup uzaklaştırmak. Burası da G20 Liderler Zirvesi'ne hazırlanan Hindistan. Başkent Yeni Delhi'de alınan güvenlik tedbirlerinden biri de maymun önlemi. Şehrin birçok noktasında bulunan maymunları ziyaretçilerden ve zirve sırasında kullanılan mekanlardan uzak tutmak için bu posterler asılıyor. Çünkü yırtıcı tür olan gri langur maymunlarının fotoğrafı bile diğer küçük maymunları korkutup kaçırıyor. Şimdi reklam arasına gidelim. Dönüşte Star Ana Haber'e devam edeceğiz. Reklamın ardından Star Ana Haber'e devam ediyoruz efendim. 4 yıl önce boşandı ama kabusu son bulmadı. Bir türlü peşini bırakmayan eski eşi talihsiz kadının karşısına bu kez elinde bir bıçakla çıktı. Saldırıdan yaralı kurtulan kadın saldırgan tutuklansa da hala korku içinde. Eski eşinin iş yerine geldi, genç kadını bıçakladı. Sonra da can havliyle kaçan kadının peşine düştü. Dehşet anlarının adresi Cennet Bozcaada. 34 yaşındaki Elif Gedik 4 yıl önce boşanmıştı. İki çocuğuyla birlikte yaşıyor, bir markette çalışıyordu. Dün feribotla adaya gelen eski kocası çalıştığı markete gitti. Genç kadına saldıran cani onu kalça ve karnından bıçakladı. Gedik canını kurtarmak için kaçtı, komşu markete sığındı. Market sahibi ve müşteriler ilk şokun ardından genç kadını korumaya aldı. Saldırganın elindeki bıçak alındı. Kalabalık çevresini sarınca gözü dönmüş adam koşarak kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Elif Gedik'in hayati tehlikeyi atlattığı açıklandı. Saldırganı ise polis kısa sürede yakaladı. Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Pişman mısınız? Efendim, İstanbul'da da bir kadın saldırıya uğradı. Sokak ortasında darp edildi. Dayakçı adam çevreden müdahale etmek isteyenlere de peş peşe tehditler savurdu. Tartıştığı kadını darp etti, olaya müdahale etmek isteyenlere de tehditler yağdırdı. Sokak ortasında maganda dehşeti yaşandı. Görüntüler İstanbul Ümraniye'de akşam saatlerinde kaydedildi. İddiaya göre sokakta yürüyen kadın ve adam henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Aralarında itişme olunca kadın yere oturdu. Kadını kaldırmak isteyen saldırgan aynı zamanda kadına vurmaya da başladı. Talihsiz kadınsa sadece "dokunma bana" diyebildi. O sırada otomobilleriyle seyir halinde gidenler kadının çığlıklarına kayıtsız kalamadı. Müdahale etmek istediler ama saldırgan adamın küfürlerine, hakaretlerine maruz kaldılar. Kadına yardım etmek isteyenlerden biri tüm bu küfürlere ve hakaretlere rağmen tek bir geri adım atmadı. Saldırgan da bu sefer tehditler savurmaya başladı. Tüm bu yaşanılanlarsa cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Bak,
Dün akşam Denizli Antalya Karayolu'nda meydana gelen zincirleme kazada kelimenin tam anlamıyla can pazarı kuruldu. 3 otomobil birbirine girdi. Onlara çarpmamak için manevra yapan otobüs devrildi efendim. Hemen ardından başka araçlar da kazaya karışınca ortalık cehenneme döndü. Bilanço çok ağır. 4 kişi hayatını kaybetti, 50 de yaralı var. Yaralılar yerde, ağlayanlar, panikle yardım bekleyenler var. Ekiplerse kazazedeleri sakinleştirmeye, öncelikle durumu daha ağır olanları hastaneye yetiştirmeye çalışıyor. Zincirleme kaza dün akşam Denizli Antalya Karayolu'nda meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 3 otomobil birbirine girdi. Onlara çarpmamak için bir otobüs şoförü manevra yapınca yan devrildi. Otobüse çarpmamak için direksiyonu kıran bir başka aracın şoförü ise kontrolünü kaybetti ve karşı şeride geçip minibüse vurdu. Yardım için duran araçlardan 6'sı da kaza yaptı. On iki aracın karıştığı zincirleme kazanın ardından yol adeta savaş alanı gibiydi. Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler canla başla yaralıları hastaneye yetiştirmek için çabaladı. Korkunç kazanın bilançosu da ağır oldu. 4 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden 4 kişi de minibüse çarpan araçtaydı. Anne, baba ve ikiz oğulları. Cenazeler otopsinin ardından aileye teslim edildi. Yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alınırken yol saatler süren çalışmayla trafiğe açıldı. Görüntü sadece 18 saniye ama etkisi çok büyük, çok düşündürücü efendim. Bir aracın bir diğerinin önünü kesmesiyle başlıyor kayıt. İlk araçtan inen sürücü diğer araca yaylım ateşi tutuyor. Saldırgan aracına dönerken bu kez saldırıya uğrayan çıkıyor dışarı. Onun da elinde tabanca var, o da başlıyor ateşe. Burası İstanbul. Burası İstanbul, şehrin göbeği. İki sürücüden biri diğerinin önünü kesiyor, aracından inip kurşun yağdırıyor. Ateş eden saldırganın hemen arkasından bu kez saldırıya uğrayan sürücü aracından iniyor. Üstelik onun da elinde silah var. O da ateş etmeye başlıyor. Güvenlik kamerası kadrajına giren 18 saniyelik akıl almaz görüntüler İstanbul Maltepe'den. İki beyaz renkli araç, hafif ticari olan diğerinin önüne geçip durduruyor. Kadraja giren siyah kıyafetli kişi elindeki silahı durdurduğu aracın sürücüsüne doğrultup peş peşe ateşliyor. Silahlı saldırgan 5 el ateş ettikten sonra aracına binerken bu kez de saldırıyı yara almadan atlatan sürücü aracından iniyor. O da üzerine sıkılan mermilere aynı şekilde tetiğe peş peşe basarak karşılık veriyor. 18 saniyelik dehşet anları iki silahlı sürücünün peş peşe birbirlerini kovalayarak yollarına devam etmesiyle son buluyor. Amerika'da polis şehir içinde süratle giden otomobilin peşine düştü. Ceza kesmek için aracı durdurduğunda çaresizce yardım bekleyen bir anneyle karşılaştı efendim. Arka koltukta yatan bebeğin boğazına bir şey takılmıştı. Nefessiz kaldığı için de morarmaya başlamıştı. Soğukkanlını koruyan polis yaptığı müdahaleyle bebeğin hayatını kurtarmayı başardı. Polis hızla giden bir otomobilin peşine düştü. Aracı durdurduğunda direksiyondaki annenin yardım çığlıklarını duydu. Sonrası mucize gibi. Görüntülerin adresi Amerika Birleşik Devletleri. Kent içinde 130 kilometre hızla giden bir otomobilin peşine düşen polis memuru, otomobilin içinde genç bir kadın ve arka koltukta altı bezli 18 aylık bir erkek bebek gördü. Bebek nefes alamıyordu. Help!
Anne panik içinde hastaneye gitmek için yalvarırken polis memuru rengi gittikçe moraran bebeği kucağına aldı. Bebeği yüzüstü yatırıp sırtına vurmaya başladı. Bebeğin tekrar nefes almasını sağladı. Kucağıma aldığımda koluma gelen kusmuğu fark ettim diyen polis memuru uyguladığı ilk yardımla bebeğin hayatını kurtardığı için ülkede kahraman ilan edildi. Hastaneye götürülen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dün akşam Doğu ve Güneydoğu'daki illerde gökyüzü bir anda aydınlandı. Merak uyandıran o parlama düşen bir meteor çıktı. Tam o sırada Diyarbakır'da düğün töreni vardı. Meteor düşerken bile halay durmadı. Göktaşı düştü ama halay bozulmadı. Meteora selam, halaya devam diyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun birçok kentinde akşam saatlerinde parlak bir ışık görüldü. Meteor düştü iddiaları kısa sürede yayıldı, sosyal medyada peş peşe görüntüler paylaşıldı. Aha, o ne lan? Göktaşı mı? Çektin mi? Şanlıurfa'dan Erzurum'a, Hatay'dan Malatya'ya birçok kentte kaydedilen görüntüler paylaşıldı. En ilginç görüntülerden biri de Diyarbakır'da kaydedildi. Parlak ışık görüldüğü sırada bir düğün vardı. Halay çekiliyordu. Davetliler parlak ışığa rağmen halayı dağıtmadı. Müzik de devam etti. Halayımızı bozmadık. Halay aşkımızla. Sonra düğün esnasında anladık ki meteor düşmüş. Hani şaşırdık. Bizim için değişik bir anı oldu. Akşam kaydedilen görüntülerin ardından ekipler çalışmalara başladı. Göktaşı olduğu tahmin edilen cismin düştüğü yerin tespiti için harekete geçildi. Üçüncü kattan düşüp boynunu kırdığında daha 16 yaşındaydı. Tekerlekli sandalyeye bağlandı ama pes etmedi. Küsmedi. Sıkı sıkı sarıldı efendim hayata. Tam iki üniversite bitirdi. Meydan okurmuşçasına ralli pilotu olmayı seçti. Dünyanın engelli iki ralli pilotundan biri olarak pistlere çıktı. Aşkı da burada yakaladı. 35 yaşındaki Kübra Denizci, kendisi gibi ralli pilotu olan eşiyle bir ömür mutluluğa imza attı. İnanılmaz heyecanlıyım. Çok büyük bir emek var bugün de. 19 yıl boyunca hiçbir engele teslim olmadı. Başarılarıyla, hayata sıkı sıkı tutunmasıyla gerçek bir azim hikayesine imza attı. Engelli ralli pilotu Kübra Denizci, evet diyebilmek için yine engelleri aşmayı başardı. Sizleri Karı Koca ilan ediyorum. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Bursa'da yaşayan 35 yaşındaki Kübra Denizci, 16 yaşındayken bir binanın 3. katından düşüp boynunu kırdı. Omurilik yaralanması sonucu yaşamını tekerlekli sandalyede sürdürmek zorunda kaldı. Ancak hiçbir zaman pes etmedi. Sağlıklı, böyle hareketli, dinamik bir hayatım varken bir anda bu tarz bir şeyle karşılaşmak ve hani engelli olarak hayatına devam etmek aslında hem psikolojik olarak çok kolay bir süreç değil, hem de yönetebilmek aslında o süreci benim için ve ailem için çok kolay olmadı. Denizci iki üniversite okudu. Ardından klinik psikolog olabilmek için yüksek lisans bitirdi ama bununla da yetinmedi. Hız tutkusunu ralli pistlerinde gösterdi. O tüm zorluklara rağmen dünyadaki iki ralli pilotundan biri olmayı başardı. Bu süre hastanede yaptım. Fizik tedaviler gerçekleştirdim. Fakat 2,5 yıl sonrasında ben ne yapabilirim dedim. Yani eğer Kübra bunu yaşamamış olsaydı ne yapacaktı? Hayatında nelerin peşinden koşacaktı? Benim hayalim psikolog olmaktı. Ben bunu da yapabileceğimi kendime kanıtladım. Kübra Denizci ralli pistlerinde aşkı bulmuş ve yine ralli pistinde evlilik teklifi almıştı. Şimdi de kendisi gibi ralli pilotu olan Ahmet Keskin'le Kocaeli'de gerçekleştirilen masal gibi bir düğün töreniyle dünya evine girdi. Denizci'nin davetlilere bir de sürprizi vardı. Gelinliğinin altına giydiği özel bir protezle nikah memurunun sorusuna ayakta durarak evet demeyi başardı. Bu 5 dakikalık süre için günlerce, hatta haftalarca çalıştı, fizik tedavi gördü. Yanınızdaki yakışıklı beyefendiyi eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet!
Uzun zamandır bunun için, yani burada 5 dakika ayağa kalkabilmek için uğraşıyorum. Biz hayatımızı güzel bir şekilde birleştirdik ve ben de onun yanında dimdik durmak istedim. Bunun için bir protez olarak uzun yürüme cihazı yaptırdık ve bu hayalim gerçekleştiği için çok mutluyum. İstanbul bugün triatlon yarışmasına ev sahipliği yaptı. Dünyanın ilk kıtalar arası triatlon organizasyonunda sporcular önce Boğaz'da kulaç attı, sonra İstanbul sokaklarında pedal basıp koştu. Kanlıca'dan atlayıp karşı kıyıya yüzdüler. Denizden çıktıkları gibi bisiklete binip Avrupa yakasından Anadolu yakasına pedal çevirerek geri döndüler. Son olarak da bisikleti bırakıp metrelerce koştular. Triatlon sporcuları İstanbul'da deyim yerindeyse şov yaptı. Dünyanın tek kıtalar arası triatlon organizasyonu olan Challenge İstanbul bugün Beykoz'da düzenlendi. Yarışmaya yerli ve yabancı 850 triatlet katıldı. Sporcular günün ilk saatlerinde önce Kanlıca'da 2.3 kilometre yüzdü. Ardından 40 kilometrelik parkurda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü bisikletle geçtiler. Daha sonra da bisikleti bırakıp 10 kilometrelik koşu parkurunda mücadele ettiler. Bu Türkiye'de ve dünyada aslında neredeyse ilk ve tek, çünkü kıtalar arasında yapılan bir yarışma. Ben de bunun bir parçası olduğum için çok mutluyum. Güzel bir turnuva oldu. Yani İstanbul'un tüm dünyaya sesini böyle güzel bir spor organizasyonuyla duyurmak da çok keyifli. Zorlu yarışta kadınlar genel kategorisinde Tuğçe Karakaya, erkekler genel kategorisinde ise Bahadır Tama birinci oldu. Peki triatlon ne demek? Olimpiyatlarda kabul gördüğü şekliyle yüzme, bisiklet ve koşu disiplinlerin yüzme, bisiklet ve koşu disiplinlerinden oluşan spor dalı. Ve efendim Star Ana Haberi burada noktalıyoruz. Yarın akşam yeniden görüşmek dileğiyle, iyi akşamlar.